Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttakin. Esselatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Müslüman kişinin ahlakı hususunda olup oraya derslerimizi devam etmemiz. Bugün inşallah Müslüman savdogarning ahlakı hakkında suhbet kılamız. Müslüman savdogar. Uning axloqi qanday bo'lishi kerak? Tijorat va umuman savdo haqida. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Imom Termiziyning sahihlarida hadis sharifda shunday marhamat qiladi. Abu Said al-Hudriy roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi bu hadis. Qala nabiy sollallohu alayhi va sallam At-tajiru as-saduqul amin ma'an nabiyina was-siddiqina wash-shuhada. Rostgo'y İşançlı savdogar nabiler, siddiqlar ve şahitler bilen birge boladı. Yani anbiyalar, siddiqlar ve şahitlerinin mertebesi de boladı kim? Bir savdogar ki, rastgoy, işançlı, hem de halal boyun savdogar. Yani bu insanların mertebesine yetişecek elbette kıyın. Demek ki şimdi savdogar buluşurken osanmaz. Madem ki şimdi bir vaada olarak ayetini yaptı, demek bu maqomda bo'lishlik, mana shu darajaga insonni ko'tarishligi oson emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam so'radilar, eng pokiza va eng afzal kasb qaysi? Rasululloh javob berdilar, kishi o'z qo'li bilan qilgan amali, o'zini qo'lini mehnati bilan rizqini topib yeyishligi hamda bay'u mabrur, pokiza bir savdo, pokiza bir tijorat. Muaz ibn Jabal roziyallohu anhu'dan rivoyat qilinadi. İmam-ı Bayhaqiyning Shu'abul Iman kitobidan o'qishatadilar. Kasblarning eng pokizalaridan tijorat. Bunday savdogarlar gapirsa rost aytadilar. Va'da bersa xilof qilmaydilar. Amonat qo'yilsa xiyonat qilmaydi. Sotib olsa molni yomonlamaydi. Agar sotsa o'zini molini maqtamaydi. Agar qarzlari bo'lsa berişini çözüp yubarmaydı. Eğer başkalarda hakları olsa, onlarını kıynamaydı. Bana Müslüman, savdogar, eğer şeriat ondan talep kıyken, ahlakka, talepke, rayaksa, bana şimdi bir uluğ makamda bularken. Müslüman savdogar, Müslüman savdogar, kaysi işlerge itibar kılıçlığı lazım. Ne maksak ticaretimizde şubheden, gümandan, haramdan aman bulamız. Malımızda barakat buluşu için nimelerge raya kılışımız gerek. Hem de savdogar sıfatı da kaysa ameller diksek, nime işlerde diksek Rabbimiz siz bulan bizden razı olalım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkiler, rızkının ondan 9'u ticaret dedikken. Yani hazır günde aksari adamlar, aksariyet bana şu ticaret buna şuna durgen davar. Binobarin bu kişiler özlerini kılıyetken mehnetleri de şeriat onlara koyduğun talablarını bilişliğe şart buladı. Avalanbar insan kaysi mehnetini, kastini, tanlaşlığı Allah tarafından verilgen bir tavfik. Allah dedi. Vallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna şey'en. Allah sizlerini onalaringiz karnından birer nesanı bilmegen halinizde çıkardı. Tug'ilganingizda de hech narsani bilmasa deylar. Endi siz bilan bizda qanday ilm bo'lsa, qanday kasb hunar bo'lsa, bu Alloh siz bilan bizga berdi. Biz hech narsani bilmasadik. Bir odam o'qiydi, diplomli bo'ladi, shu diplomi bilan ishlaydi, boshqasi yo'q. Bir odam savdogarlik bilan, tijorat bilan shug'ullanadi, boshqasi hunari bilan. Alloh taolo so'raydi. Ahum yaqsimuna rahmata robbik. Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. Ey Muhammed! Parvardigoringizning rahmatini o'shalar taqsim qiladilarmi? Ularning hayotda dunyodagi maishat tirikchiliklarini ham ularning o'rtalarida biz o'zimiz taqsimlaganmiz. Ya'ni kimga Alloh taolo qancha rizq, qancha boylik beradi, bu Alloh taoloning xohishi. Va bazılarını kol ostiga olib ishlatish uchun ayrimlarini ayrimlaridan baland darajaga, martabalarga ko'tarib qo'yganmiz.
Demek insanlar rızklarını topyişliği de biri ikincisiye muhtaç buladı. Ben sizi kolunuzda işleyemem, siz beni kolumda işleyesiniz, ben sizge, siz menge muhtaçımız. Peygamberimiz atadılar. دَعُ النَّاسَ يَرْزُقُ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ Allah Ta'ala adamlarını birbirleri bilen rızklandıradı. Onların rızkları gelişliğinin şartı adamlar birbirlerine mülakat kılışlığı gerek, birbirlerine müracaat kılışlığı gerek. Müslüman savdogarning axloqi. Ehtimol kimdir aytishi mumkin. Hani endi namoz o'qisak, ha roza tutsak, endi tijoratga daxli bo'lmaydi bu deydi. Ha birodar. Nima mehnat qilishingizdan qat'iy nazar, nima ish qilishingizdan qat'iy nazar. Hatto uxlashligingizda ham, taom yeyishingizda ham, sayohatga chiqishligingizda ham musulmonmisiz? Demak, islom doirasidan tashqariga chiqmasligingiz kerak bo'ladi. Toki siz qilayotgan mana shu tijoratingiz bilan İslam'a ve Müslümanlar'a zarar yetkizip koymayın. Bu katta mavzu. Bunu bir neçe kısımlar'a bölü vurgenemiz. Birincisi, Müslüman adam mı ticaret kıladırken malı? Hem de malda Müslüman ticaret kıladı. Kengisi, Müslüman savdogarning adamlar bilen buladırken muamelesi, hem de Müslüman savdogarning özü bilen kıladırken muamelesi. Birinciden, mana savdo moli haqida. Musulmon odam tijorat qiladigan mol halol mol bo'lishligi shart. Harom narsadan musulmon tijorat qilmaydi. Endi harom deganda hammamiz bilamiz. Aroqmidi, pivomidi, o'limtimidi, cho'chqamidi va boshqa shariatimiz man qilgan narsalar. Bu narsa bilan musulmon odam savdo qilmaydi. Yosh bolalarga o'yinchoqni ham aytib o'tishimiz kerak. Yosh bolalarda o'yinchog'i joiz deydi ulamolar. Ko'pchilik ulamolar joiz deydi. Masalan, qiz bolalarning qo'g'irchog'i bo'ladimi? Yo kichkina bir o'g'il bolalarning minadigan otlari bo'ladimi? Bular o'yinchoq bo'lganligi bachqidan bunga ulamolar izn bergan. Lekin kattalar uchun yasalgan timsollar emas. Shunaqa o'yinchoq sotadigan odamni ma'lumot qilishga haqqimiz yo'q. Shariat bunga ruxsat bergan. Alloh taolo Qur'onda shunday deydi: "Va ahallallohul bay'a va harrama riba." Alloh taolo bayni halol qildi, sudxo'rlikni harom qildi. Endi qaysi bay, qaysi savdo halol? Harom deb belgilanmagan narsalarning savdosi. Alloh taolo Qur'onda aytadi: "Va la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradi minkum." Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemangiz. Balki o'zaro rizolik bilan bo'lgan savdo sotiq orqali moli dunyo kasb qilinglar. Savdo bilan va ikkala tomonni roziligi bilan bo'lishligi kerak. Chunki banda qiyomatda Robbisining huzurida turar ekan umri haqida so'raladi. Nimaga sarf qildi? Yoshligi haqida so'raladi. Nima bilan o'tkizdi? Moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi? Qayerga sarf qildi? Xo'p, musulmon haloldan topadi, halolga sarf qiladi. Endi agar haromdan topib turib, halolga sarf qilsa-chi? Bo'ladimi bu? Bo'lmaydi. Chunki payg'ambarimiz aytganlar: "Innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba." Alloh taolo pokiza zot va faqatgina pokiza narsani qabul qiladi. Siz bilan biz qilayotgan tijoratimizni pokiza bo'lishligiga haris bo'lishimiz kerak. Chunki bizni qilayotgan ibodatimiz qabul bo'lish bo'lmasligi topayotgan luqmamizga bog'liq. Chunki agar biz haromdan pul topib yoki tijoratimizga harom aralashib bilmagan holimizda harom yeyotgan bo'lsak, birorta ibodatimiz qabul bo'lmaydi, birorta duomiz ijob etmaydi. Kamiga yetmagandek, bu harom bilan o'sgan go'sht, bu harom bilan semirgan badanlar jahannamda kuyilishlikka loyiq bo'ladi. Payg'ambarimiz aytadilar: "Kullu lahmin nabata min haromin fannaru awla bihi." Harom yeb, harom bilan semirgan, ulg'aygan har bir go'sht jahannamda kuyishlikka loyiq. Ehtimol halol narsasini savdosini qilasiz, lekin shu savdo jarayonida harom ishlarga qo'l urib qo'yayotgan bo'lishingiz mumkin. Yolg'on gap bilan, tarozidan urib, xiyonat bilan. Shuning uchun ayollarga aytiladigan gap: "Ey ayollar, yerlaringizni ko'chaga kuzatib, falon-falon narsani olib kering" deganimizdan keyin yoki undan avval "Ey palonchining bolasi
Bizga halol rizq olib keling. Biz dunyoda issiq sovug'iga chidaymiz. Xuddi sahobalarning ayollari aytgandek. Lekin jahannamda azobiga chidolmaymiz. Bizni halol bilan rizqlantiring deb ayollar ham qiziqib qo'yishaversin. Eri nima tirishlik kelayotganiga. Otalar ham bolalari katta-katta pulni topib kelayotganda so'rab qo'ysin, nima tijorat qilyapsan? Nima sotyapsan, joy katta pul olib keladigan bo'lib qolding. Qarang nima qilyapti? Aytganmiz, har bir kasb, har bir mehnatni egasi o'zini qiladigan ishidagi shariatni talablarini bilish kerak. Masalan, uch taloqni bilishi, meros ilmini bilishligi hammaga shart emasdir. Lekin sizga shart bo'lgan bitta narsa borki, sizning mehnatingizni ustida shariatda qanday bir talablari bor. Shuni bilmasdan qilishligi sizni xatoga kirib qolishiga sabab bo'ladigan ishlardan. Endi bir odamni harom tijoratini qaytarib qilma shu narsani. Allohga yoqmaydi bu. Harom bo'ladi desiz ham unamayaptimi? Nima deymiz? Fazakkir innama anta muzakkir. Eslating. Siz faqat eslatuvchisiz xolos. Ularning ustida zulm va zo'ravonlik bilan hukm yurituvchi emassiz. Endi shu harom ish qilib, tarozidan uryaptimi, harom sotyaptimi, qancha topyapti? Nimani topyapti? Gunoh ma'siyatnimi? Va ajib joy shuki, o'sha harom tijorat bilan ham faqat Alloh unga yozgan rizqni topadi. Oshiqchasini emas. Tushunarliga? Faqat harom qilyapti xolos. Eng katta musibat shunda. Men peshanamga yozgan rizqimdan ortig'ini yemayman degan e'tiqodi zaif bo'lganligi uchun o'sha har xil harom xarish yo'lga kiradi. Demak, birinchisi musulmon odam tijorat qilayotgan moli halol bo'lishligi kerak. Ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak. Ixtikor harom. Ixtikor nima? Avvalambor bu oziq-ovqat mollari, keyin boshqa mollar. Odamlarda bir molga ehtiyoji bor. Bozorda haligi mol bor. Bir inson shu molni hammasini sotib olib, faqat o'zida bo'lishligini xohlaydi. Hech kimda bo'lmasin, faqat menda bo'lsin. Va odamlar shu narsaga ehtiyoj sezib kelganida faqat kimga murojaat qiladi? Menga murojaat qiladi. Demak, kim narxni kim belgilaydi? Men belgilayman. Bu ixtikor narxlarni ko'tarilib ketishiga va musulmonlarga qiyin holatni olib keladi. Bizni tilda nima deydi uni? Monopoliya deydi. Monopolist deydi. Hamma narsani o'ziga yig'ib turib, sun'iy ravishda qimmatlatib sotishlik niyatida yig'ib olishlik. Birinchi o'rinda oziq-ovqat mollari, keyin boshqa narsalar. Ammo agar bir dehqonchiligini yig'ishtirdilar, qishda sotaman deb olib qo'ydi, bu boshqa masala. Biz bu yerda aytayotgan narsa bozorda hamma narsani tortib qo'yib, qimmatlatishlik niyatida yig'ib qo'ydi. Mana shu ixtikor deyiladi. Bu harom bu birodarlar. Chunki bozorda sog'lom raqobat bo'lsa, har bitta savdogar molini o'tkazishlik uchun arzonroq sotishlikka harakat qiladi. Natijada kim yutadi? Xaridorlar yutadi. Demak, shariatda ixtikor harom ekan. Aytadi, mana bu narsani bular egallashib olgan deydi. Xohlagan narxini qo'yib sotadi. O'sha narsani kimdir olib kelib shu ishni qilmoqchi bo'lsa, qandaydir unga to'sqinlik qiladi. Faqat men qilishim kerak buni deydi. Shu harom birodarlar bilib qo'yinglar. Yoki u sotmasligi uchun, u uni zararga tiqib yuborish uchun o'zi olib kelgan narxdan ham orqaga sotadiki, qaytib bu ko'chaga nima qilmasin u? Raqobat, sog'lom raqobat bo'lishligi xalqni, musulmonlarni, xaridorlarni foydasiga. Demak, musulmonlardan diqqat qilish kerak bo'lgan ikkinchi narsa ixtikor qilmasligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, kim ixtikor qilib musulmonlarga narxini oshirishini xohlasa, bas u xatokordir. Boshqa bir hadislarda aytadilar payg'ambarimiz, Imom Muslimdan keltirilgan, la yahtakiru illa xoti. Faqatgina xatokor inson ixtikor qiladi. Mumkin emas ekan. Bozorni o'zini holiga qo'ying. Uchinchidan, ehtimol bu narsalarni bilamiz hammamiz. Ehtimol bilmasmiz, lekin bir chekadan tartibini o'rganamiz. Birovning savdosini ustiga savdo qilmaslik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, Imomi Buxoriy va Muslimning sahihlarida keltirilgan, biringiz boshqangizning savdosi ustiga savdo qilmasin. Yana bir hadisda, sizlardan biringiz birodarining xutbasini ustiga xutba qilmasin,
ve birovning savdosini üstüge savdo qilmasin. Fakat unga izin berilgunicha yoki u savdosini qo'ymagunicha. Yani bir adam savdolashtiribdimi? Bu yerda odam bunu bilamiz edi. To'rtinchisi najash. Najash harom. Najash nima? Sun'iy ravishda bir molni narxini ko'tarishlik. Bir narsani sotmoqsiz, motonda kim 1000 so'mga oladi deysiz. Desiz, xaridor bo'lib turgan ichida ikkita o'zingiz odami bor, bittasi 1.5 ming dedi. Kim oshiqcha beradi dedi. Yana bitta qo'ygan odamingiz men 2000 beraman dedi. Endi haqiqiy olmoqchi bo'lgan odam undan oshirishlik kerak. Mana shu narsa harom. Unda kim oshdi savdo harommi? Yo'q. Kim oshdi savdosida haqiqiy xaridorlar turib, ko'tarilsa 10 ming so'mga sotiladi. Lekin sun'iy ravishda narxni ko'tarmang. Shu ishni qilayotganlar va qildirayotganlar harom amalni qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sahih Buxoriyda keltirilgan hadisda aytadilar: "Vala tanajashu", katta hadis, "Vala tanajashu", ya'ni bir-birlaringizga narxni ataylab ko'tarmanglar. Demek, kim ochdi savdosi mumkin, agar hiyla emas. Tabiiy suratda xaridorlar o'zlari narx belgilaydigan bo'lsa. 5-inchidan, tosh tarozi. Boshqacha qilib aytganda, o'lchov. Tarozida, metrda, boshqa savdo qilishlik asboblarida qilinadigan xiyonatlar. Bu juda ham muhim masala. Bu ishni o'zlariga hunar qilganlarning hunari kuch. Kimdir tarozisini tagiga bir narsani baylab qo'ygan. Yengil molini og'irroq qilib sotadi. Kimdir tortayotgan narsasini tarozini palasiga ko'tarib tashlaydi. Kimdir pallasini tagidan qo'lidagi narsa bilan yo'lab turadi. Yoki oyog'i bilan nima qiladi? Tizzasi bilan tarozini. Bir bosib o'tdi shu bosqichni, bilasizlarmi? Juda bir avjob kelib tushgan narsa. Alhamdulillah tuyib qoldi. Yana kimdir metrga matohni nima qiladi? Tortibroq o'lchaydi. Kimdir o'lchov asbobidagi raqamlarni orqaga qaytaradi. Xullas bu narsani aytaversak, bunaqa tarozidan odam uradigan odamlarning hunarlari haqiqatan kuchli bo'lib ketgan. Siz aqlingiz yetmaydigan. Eslanglar bir davr bo'ldi. Mana 1 kiloda top berardi. Qo'lingizga olib turamanda, silkitib qo'ysangiz, olib kering deb olganingizda sol berardi sizga. Qaranglar-da, o'shna qilib boyiganlar nima bo'ldi oxiri? Oqibati nima bo'ldi? Ular zohirida zo'r yashayotgan bo'lgani bilan hayotida xotirjamlik, sakinat, orom, barakot yo'q ularda hayotida. Garchi qulda dunyosi turgan bo'lsa ham. Chunki harom narsa bilan boyiyapti odamlar. Birodarlar tushunaylik. Mana shu tarozidan urayotgan odam 5 so'm uryapti. 10 so'm uryapti. Nimani uryapti deng? Musulmonning haqqi nima? Musulmonning ustidan kulyaptimi? O'g' musulmon ishonib, shunday indamasdan ko'tarib ketganiga bobladim, moncha urib qoldim deb mazza qilyaptimi? Bu Rob bizga tavakkal qilib qo'ygan. Qiyomat bor. Robbisi haqqini undirib beradi. Yana boyaga tarozidan urayotgan, metrdan urayotgan birodarlar bugun 500 so'm urgan bo'lsa, bilingki, bugun shu 500 so'm kelar edi uyga. Urmasa ham kelar edi, faqat iymon keltira olmayapti-da bunga. Men urganim uchun keldi, deyapti. Bugun keladigan 500 pulini harom yo'li bilan qo'lga kiritdi. Alloh taolo Qur'onning bir qancha oyatlarida tarozi haqida so'z yuritdi. Bilaylikki, Qur'onda Alloh biror mavzu haqida oyat tushirdimi, biror kalimani zikr qildimi? Demak, bu mavzu kichkina mavzu emas. Bismillahir rohmanir rohim. Ar-Rahman allamal Qur'an, xalaqal inson, allamahul bayan, ash-shamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wash-shajaru yasjudan. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان مهربان الله محمد پیغمبر و اونین امتیگه قرآن تعلیم برده او ذات انسان نیرتب اونگه نتقن بیان تعلیم برده قیاش خم آی خم انق خصاب الچاو بلن جاری بلور ات اولن هم dov darat ham yolg'iz Allohga sajda qilur, bo'yin sunur. U zot osmonni baland qilib qo'ydi.
Ve sizler taş tarazıda tuğyanga tüşmesleriniz üçün mezon tarazını onlattı. Ey insanlar, öz ara aldı verdi muamelelerinizde doğru, adalet bilen tartınlar ve tarazdan urup kalmaylar. Tarazdan urma kaytarı yaptı bir işte. Tarazını doğru tart, büyürü yaptı. Nahi ham var bu işte, amr büyürü ham var. Subhanallah, dinimizi yakarayın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret kılıp barışlı gibi nazil boyan sure bu Mutaffifin suresi. Kur'an'daki bütün başlığı bitti surenin namı tarazıdan urup kalıbıçılardan namlanadı. Bismillahirrahmanirrahim. وَاِلُّ لِلْمُتَفِّف۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَغْفُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Ölçü ve tarazıdan urup kalıbıçı kimselerge halaket bölgeyi. Şunu özü yetmiydi mi? Şunu özü yetmiydi mi? Kim uğradı tarazıdan? İmanı zayıf boyan, ihtimal imanı yok boyan adam uğradı. Rızkın Allah'ın kolu dedip dursan yine uğradı mı? Senge vayib oladı iki dünyada desem yine uğradı mı tarazıdan? Ular adamlardan biraz narsanı ölçüp olgan vaktleri de tolu töküs kılıp oladigen ularge ölçüp ya ki tartıp birgen vaktleri deyse kam kılıp birerdigen kimselerdir. Bu ayet bir şakırı nazı bozuldu olamalı. Bu adamın iki de tarazısı vardı, savdogarı. Alıyken de bir de tarazısı bulanlarıydı, satıyken de ikinci tarazısı bulan satarıydı. Bu adamlar özlerinin hakkını burada kap geçini sıra sıra halamıydı. Lekin buraların hakkını vermeye koyuşluydu, halı vardı. Hani ki aparatura satıyken, peki mesela temir tesi, zapça satıyken iki ülkeler, yaşlılar bunu koyuyduk. Hani şu kampleydi içi de, karopken içi de ki televizyon mıydı, telefon mıydı, ne miydi? İçi de, öşe zavod tomonidan sotib qo'yilgan simi bormi, boshqa bir yordamchi jihozi bormi, shuni bittasini olib qoldingizmi? Tarozidan urdingiz. Tarozi deganda faqat tarozi bilan metrni tushunmaydik. U xaridor bilmaydi u narsani borligini ichi, lekin siz shu stulni qilib olib qo'ydingiz. Uchablik qilib. Xaram bu sizga. Uyingizga olib borasizmi, sotasizmi xaram. Öşe karabken içinden çıktı mı? Şu karabken içinde genelde ki pultoları yaptı mı şu adam? Opkomen bir nesasını. Adam işlet aldıken koruda şakiti var akeler. Aytiyle şu nesalar şakitleri gel. Opkalışmasın. Haram boladı. Bu yam tarazdan uruş boladı. Ala yazunnu ulaike annehum mabuusun li yevmin azim. Yevme yekumun nasu li rabbil alemin. Ular özlerinin uluğ bir künde barcha adamlar bütün olamlar parvardigori huzurida tik turib hisob kitob beradigan qiyomat kunida qayta tiriluvchi ekanliklarini o'ylamaydilar. O'sha bitta simini olib qoldingiz. O'sha bir qanday bir karobkasini olib qoldingiz. Bitta rezinkasini olib qoldingiz. Mana shu narsa uchun qiyomatda Alloh taolo turgizib qo'yib, butun xaloyiqni oldi turib sharmandangizni chiqaradi. Arziydimi? Ondan taşkara şu karabki ya ki şu sim, yüzge bir gün kereşi Allah takdir kıyam olsa başka halal yolu bulan kere uğradı. Hatırcam böyle. Allah Ta'ala Şuayb Aleyhisselam hakkı da siz bilen bizge sözü yürütler Kur'an'da. Allah Ta'ala Şuayb Aleyhisselam'ı Medyen ahliye peygamber kılıp yubarken idi. Ve bu peygamber ham kavmini tarazdan urmasılıkça çakırıp geldi. Ve ila Medyen'e ahakum Şuayb'a. Madyan qavmiga o'z birodarlari Shu'aybni payg'ambar qildik. U aytdi: "Ey qavmim, Allohga ibodat qilingiz. Sizlar uchun undan o'zga biron iloh yo'qdir. Va o'lchov va tarozidan urib qolmanglar. Men sizlarni yaxshilikda, to'kin sochinlikda ekanligingizni ko'rib turibman. Va men agar iymon keltirmasangizlar, sizlarning ustingizga o'rab olguvchi kun qiyomatning azobi tushishidan qo'rqaman. Ey qavmim, o'lchov va tarozini adolat bilan to'la tortingiz. Odamlarning narsalarini urib qolmangiz va yerda buzg'unchilik bilan sanqib yurmangiz. Qarang, Alloh taolo o'lchov tarozidan urib qolmanglar deyapti. Orqasidan o'lchov tarozini adolat bilan tortinglar deyapti. Ikki martadan aytyapti. Tarozidan urma, to'g'ri tort. O'zi bittasi ham yetaradi. وَاَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Ölçü ve tarazını adalet bilen tola tartınız.
biz hiç bir canını taqatidan tashqari narsaga taklif qilmaymiz. 6-siga keldik. Birinchisi nima edi? Molni halol bo'lishi. Ikkinchisi ixtiyor qilmaslik. Uchinchisi savdo ustiga savdo qilmaslik. To'rtinchisi najash. Beshinchisi tarozidan urmaslik. Oltinchisi adolatli narx. Inson bizning tilda. Albatta har qaysi savdogar bolachaqa olaman deb tirishchilik qilaman deb pul topadi, foyda qo'yadi. Endi savol bo'lishi mumkin. Shariat belgilab qo'ygan miqdor bormi? Muncha qo'yasan degan. Yo'q, unaqa miqdor yo'q. Xohlagancha qo'yar ekan deb bo'lmasa. Ha, xohlagancha. Modomiki bozorda xiyonat, najash, ixtikor, kazzoblik, kiz bo'lmaydigan bo'lsa, bu bozorda bo'yayat ekandek raqobat bor. Har kim xohlagan narxini qo'yadi. Raqobat bor bo'lsa, narx oshib ketmaydi o'zi odatda. Ammo ana shu molni bir joydan olib kelib sotayotgan tijoratchi akalarimiz musulmonlarga ular rahim shafqat qilishligi kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zamonlarida bu hadis sahih Buxoriy va Muslimda keltirilgan hadis muttafaqun alayh Anas roziyallohu anhu'dan. Qala si'ru ala ahdi Rasulillahi sallallohu alayhi vasallam faqulna ya Rasululloh sa'ir lana. Anas ibn Malik roziyallohu anhu'dan rivoyat. Bu hadis Buxoriy va Muslimdan deb aytdik. Payg'ambarimiz zamonida bir narx-navola ko'tarilib ketdi. E'tibor bering, payg'ambarimiz zamonida narx ko'tarilib ketdi. Shunda sahobalar kelib, "Ya Rasululloh, narxlarni belgilab bermaysizmi o'zingiz? Chegaralab bermaysizmi narxni?" deydi. Mana Rasululloh nima qildi qarab turinglar. Bir og'iz gapi, shariat bo'lgan Rasululloh nima ish qildi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar. Narxlarni belgilovchi rizqini berib ushlab qoluvchi Razzoq Allohdir. Sizlardan biron kishi mendan qon yoki moldan iborat mazlamasini, haqqini talab qilib kelmaydigan holda Robbimni huzuriga borish xohlayman dedi. Shunaliga, ya'ni men narxni belgilab qo'ysam, qiyomat kunida bir odam kelib, siz belgilagan narx bilan sotuvdim, mana buncha ziyon qildim deb meni oldimga haqqini talab qilib kelishini xohlamayman dedi. Shunali bo'ldimi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam cheklamayapti. Unda xohlaganday narx bo'lar ekanda. Yo'q. Agar ixtikor paydo bo'lsa bozorda, najash paydo bo'lsa, yolg'onchilik paydo bo'lib, narx-navo ochib, ocharchilik boshlanadigan bo'lsa, mamlakat, davlat aralashadi, ana shu ma'lum bir molni narxini belgilab beradi. Lekin esimizdan chiqmasin savdogar akalar. Payg'ambarimiz aytganlar: "Ar-ruhamau yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama." Rahimdil, shafqatli kishilarga Rahmon rahim qiladi. Yerdagilarga rahim qilinglar, osmondagi zot sizlarga rahim qiladi. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Ba'zida 10 so'mga olgan narsangizni bir muddat o'tgandan keyin 5 so'mga sotayotganligini ko'rasiz. Demak, o'sha boshida hamlar jam 10 so'm sotib olmasa bo'lardi ekanda. Insof qilaylik. Insof qilaylik. Va ana shu haddan ortiq foydani qo'yib topgan daromadimiz qayoqqa ketayotganligini bir qarab qo'yaylik. Nimaga ketyapti o'sha pul? Qayerga sarflayapmiz? 7-si. Va'daga vafo qilish. Sen bilan kelishdik. Men sendan falon narsani olib ketaman deb kelishdik, savdoni bitirdim. Seni qo'lingga ozgina mablag'ni ham berdim. Endi va'dani bajar. Ertasi kuni va'dalashilgan pulni qolganini olib kelaman. Ehtimol birorta bir mashinani ijaraga olib kelarman, yuk olib ketganim. Kelsam, aytasanki, og'ayni iloji bo'lmay qoldi, tugab qopti, qaramabman, omborni qarasam yo'q ekan. Sen menga va'da bergansan. Men ham kimlardir ishontirganman. Ya'ni kimdir kutib turibdi, mendan shu molni olib sotib tirishchilik qilaman deb. Sen o'zing yolg'onchi bo'lmading, men ham yolg'onchi qildim. Endi bu seni muammoing, topib berasan menga. Men bir mashinani oldim, kelishdik, pulni bir qismini berdim. Ertasi kuni borsam aytadiki, "Oyna" dedi. "Akam" dedi, "oshnasiga va'da qilib qo'ygan ekan." Ehtimol shunaqa bo'lgandir. Ehtimol qimmatroq xaridor kelib qo'ygandir.
Nima bo'lganda ham sen menga va'da qilgansan, sen menga o'sha mashinani berasan. Chunki sen musulmonsan, sen gapingda turishing kerak. Nima bo'lganda ham sen menga va'da bergansan, bajarishing kerak. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, arba'un man kunna fihi kana munafiqan xolisan. Kimda quyidagi to'rtta sifat bo'lsa, xolis munofiq u deydi. Gapirsa yolg'on gapiradi, va'da bersa bajarmaydi, omonat qo'ysa xiyonat qiladi, urushib qolsa husumatlashib qolsa ochiq dushmanlikka o'tadi. Endi kimda mana shu to'rtta sifatdan bittasi bo'lsa, munofiqligining bitta sifati bor ekan bu odamda. Birodar, shuning uchun bergan va'dani ustida turaylik. Va'dani avval o'ylab beraylik. Sotdim deb turib baraka qilishlikdan oldin qarab qo'yaylik omborda. Akamizdan so'rab qo'yaylik, "Mana sotyapman" deb. Chunki bergan va'damizga keyin xilof qilib yolg'onchi bo'lib qolmaylik. Shuning uchun bu faqat savdogarlarga emas, hunarmand akalarga ham tegishli joyi bor. Necha kunda qilib berasiz? 2 kunda qilib beraman dedi. Birodar, aniq bilasizmi 2 kunda qilib berishingizni? Aniq bilaman. Unda 4 kun deng. Nimaga? Svet o'chib qolishi bor, kasal bo'lib qolishi bor. Biroq bir qarindoshingiz o'tib qolsa, bir kun yarim kun shu dafn qilishi bilan avvaro bo'lib qolishi uchun 4 kun doring. Ustalardan qilinadigan shikoyat, bu ustalar dedi hech qachon aytgan vaqtiga qilib bermaydi deydi. Va bu ustalar dedi hech qachon aytgan rasxati bilan ham qilib bermaydi deydi, ko'paytirib yuboradi deydi. Muncha pul bilan bo'ladi deydi, boshlaysiz, ish bitgandan keyin qarasangiz, u muddat ham 2 barobardan o'tib ketdi, u aytilgan mablag' ham 2 barobardan o'tib ketdi. Men uni bilmaymitdi domlar, u paxoda ko'rinadi deydi. Shuning uchun hunarmand akalar, savdogar va'da berib, va'dasini bajarmasa, unda munofiqlik alomati bo'lgandek, munofiq emas. Ehtiyot bo'linglar shunga. Munofiqlik alomati bor. Ukalarimizning og'zi polvon, bu munofiq bu deydi. Qalb kasali ko'rinmaydi. Sen qadam qilsang uni munofiqligini. Sen munofiq dema, aytdingki, bunda munofiqlik deb bitta alomati bor deb. Shuning uchun tilimizga ehtiyot bo'laylik. Kofir deyishlikka, munofiq deyishlikka. Bugun sizlar bilan musulmon savdogarning axloq haqida dars qildik. Bugungi o'qigan bandlarimiz birinchisi halol mol bo'lishligi kerak, ikkinchisi ixtikor qilmasligi kerak, uchinchisi bir kishining savdosini ustiga savdo qilmasligi kerak, to'rtinchisi najash qilmasligi kerak, beshinchisi tarozidan urmasligi kerak, oltinchisi narxni insof bilan qo'yishligi kerak hamda yettinchisi bergan va'dasini ustida turishlik kerak bo'ladi. Inshaalloh keyingi jumaga musulmon savdogar axloqi degan darsimizni davomini o'qigan bo'lamiz. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Val aqibatu lil muttaqin. As-salatu was-salamu ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Musulmon savdogar axloq haqidagi ikkinchi darsimiz bo'ladi. Avvalgi darsimizda musulmon savdogar savdo qiladigan mol haqida suhbat qildik. Bugun inshaalloh musulmonni, ya'ni musulmon savdogarni odamlar bilan qiladigan muomalasi va o'zi bilan qiladigan muomalasi haqida suhbat bo'ladi. Musulmon savdogarning odamlar bilan bo'ladigan muomalasi. Modomiki biz aytayotgan savdogar musulmon ekan, u shu narsani esdan chiqarmasligi kerak. Boshqalardan o'zini muomalasi bilan, axloqi bilan ajralib turishligi kerak. Savdodagi kechirimlilik, bag'ri keng muloyimlik. Sahih Buxoroda keltirilgan hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Rahimallohu rajulan samahan idza ba'a va idza ishtara va idza qada va idza iqtada." Sotganda ham, olganda ham, hukm qilganda ham, talab qilganda ham kechirimli va muloyim bo'lgan kishini Alloh rahmat qilsin. Demak, savdogar odam, musulmon savdogar odam muloyim, kechirimli, halim inson bo'lishligi kerak. Qo'pollik musulmonga umuman hech qaysi holatda yarashmaydi va xususan savdo qilgan paytda. Ayrim do'kondorlar bor, oldiga borganda bezillaysan. Kirgani shu haliga qo'mrayib qarashidan yoki qo'pol gapirishligidan bezillab ostonasini oxlagani uyalasan odam. Kirgin ham kelmaydi. Shuning uchun o'zimiz savdo qilamizmi do'konimizda yoki bir odam ishlatamizmi shu narsani doim tayyorlaylikki
Bizi dökene kirgen adam, en kemde çirin muamalamızdan huzu alıp çıkıp gitsin. Eğer muamısa yani. Tabassumuke fi vecihi ahike sadakatun. Beraberini yüzüye karab, tabassum kılışın hem sadakadır dedi. Kıyım mı şu ya? Kıyım mı? Muamalarsa kança edese hem de karab durup, olasa hem özür dediğinler var. Olasa hem dedi. Yo amin ha. Olmasam sorarladın mı sana? Olama ama amin ama bu seni işinmez. Sen sağda gelmesen, senden soradın mı, sen çıralı imamla kılışın gerek. İkinciden amanat davranık. Bana amanatın manaları cüda bir keyin. Şimdi bizge talıklayacağı, bir adam sizge pul verdi de, 100 son verdin de durup, 150 son bir varıptı. 50 son aşçı bir varıptı. Bana şuna sana, kaytar bir işlik amanat. Ve kaytar verip durup, kayıl kalışını küçük göremez. Yani bu tabi neyse, mesela namaz okup durup, namaz hanı gizli peş kılışıyız, doğru nasıl? Ve namaz hanı ben de işliyiz. Kud düşün yoluşa gendik, pulda aşçasını, kaytında aşçasını kaytarıp verip koyuşluyuz. Bu siz kılışıyız gereği bugün tabi iş, bu bulan farklanışıyız gereğmez. Madami ki Müslüman bulalıyorum bu siz. Amanat. Allah Teala Kur'an'da şunu dedi, Ahzab Suresi de, Estaizu Billah. İnna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqnaha minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Albatta biz bu omonatni omonat deganda dinni tushunamiz. Shariatni, Qur'onni, Islomni. Alloh taoloning hukmlarini bajarishlik bu omonat. Inson o'zining ixtiyori bilan dindor bo'laman deyishligi omonatni yelkasiga olishligi. Allah Teala aytadi, biz bu omonatni osmonlarga, yerga va tog'u toshlarga ko'ndalang qilgan edik. Ular uni ko'tarishdan bosh tortdilar va undan qo'rqdilar. Inson esa uni o'z zimmasiga oldi. Dar haqiqat u inson o'ziga zulm qilguvchi va nodon edi. Eng katta omonat bu din bu. Alloh taolaning hukmlari. Demak, boyaga oshcha narsani qaytarib berishlik ham yelkasidagi omonat. Bu için rahmet kütmeyin. Allah aytadı başka ayette, elbette Allah sizlerini, amanatlarını öz egelerine topşirişke ve adamlar arası da hüküm kılgeninizde adalet bilen hüküm kılıçlikke büyürelim. Amanatına kadar verişlik siz bilen biz ilkemizdeki farz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem amanat hak edilmedi genler. Addil amanata liman itamanaka va la taxun man xonaka. Senga omonat qo'ygan kishini omonatini yetkiz, ado qil. Senga xiyonat qilgan kishiga xiyonat qilma. Xiyonat qilganga ham xiyonat qilma. Endi xiyonat qilmaganga qayerda xiyonat qilish mumkin? Rostgo'ylik. Bir do'konga kirasiz, menga falonda qanasa kerak bormi desiz, uni nima qilasiz deydi. Bana ne alayım deydi. Yok deyip koymaydı. Ayet koyar yok bu sen. Razı koyma onu kanarsa yok de. Onu onluya kanı kanarsa vardırsa keyin ayet. Yok ona kanmaz. İhtimal sen ayette kendisi menge kerimestir. Manası var mısa? Yok onu ne kanarsız deydi. Bana ne alayım manası oldu. Nık doğradı, nık doğradı, ah zeyrik bir yetersiz. Yok deyişliğinden yönmeyelik. Razı koyma böyleydik. Allah aytadi, estaizu billah. Ya eyyuhallazina amanu taqullaha ve kunu ma'as-sadiqin. Ey mu'minlar, Allah'tan korkunuz ve imanları da rostgo'y bo'lgan zotlar bilan birga bo'lingiz. Agar atrofingizdagi adamlar rostgo'y bo'lsa, shundan ta'sirlanasiz. Atrofingizdagilar kazzoblar, xiyonatgo'ylar bo'ladigan bo'lsa, xiyonatkorlar bo'ladigan bo'lsa, undan ham ta'sirlanasiz. Bo'lyapti-ku. Çünkü Allah Teala sadıklar bilen birge bolaylar da büyürü yaptı. Yakşı adamlar bilen birge bolaylık. Yaman hünarı var mı? Taşlama yaptım hünarını. Uzağlaşı olaylık. Rasgöri hakkı da. Sahih-i Buhari ve Müslüm'de getirilgen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler. Aleykum bis sidq. Fe inne sidqa yahdi ilal bir. Ve innel birra yahdi ilal cennet. Rasgöriydi özüylerge lazım tutuylar. Umuman hayotda hamma jabhasida faqat savdo odam emas. Chunki rostgo'ylik yaxshilikka yetaklaydi.
Yaxshilik cennetge başlaydı. Bir kişi rastgoy buluştuğunda davomiy bo'ladi. Allah Ta'ala'nın huzurunda rastgoylardan da yazıp koyuladı. Bir tane rastgoy bulup kalmayken olsa, sekin sekin rastgoy doğrusunu ayırtı, doğru yapırı, doğru yapırı yürüdü de rastgoylardan da yazılıp kalabı. Peygamberimiz atadılar. وَاِيَّكُمْ وَالْكِذْبِ فَاِنَّ الْكِذْبَ يَهْدِي اِلَى الْفُجُورِ وَالْفُجُورَ يَهْدِي اِلِى النَّارِ Yolg'onchilikdan ehtiyot bo'linglar. Chunki yolg'onchilik gunohga yetaklaydi. Gunoh esa jahannamga boshlaydi. Bir kishi yolg'onchilikda davomiy bo'ladi, Alloh taoloning huzurida kazzoblardan, yolg'onchilardan deb yozib qo'yiladi. Tushunarlimi? Bitta yolg'on gapirdingiz, ish tutdi. Osonda ish tutyapti. Yo'q, ko'rmadim dedi. Yo'qmadim dedi. Ha, dedi, toza mol dedi. Toza dedi. Faqat o karobkaning rangi boshqacha bo'ladi. O'zi o'sha bitta narsa. Endi Alloh taoloning huzurida yolg'onchi deb yozib qo'yilar ekan, bu dunyoda ham bo'ladi yolg'onchi degan yozuv peshanasida. Sababi bitta odamni oldadi, ikkita odamni oldadi. Odamlar aytadi bir-birigachi, ona deydi yolg'onchi deydi. Karobkasini boshqa qilib qo'yib, soxta narsani asl narsa deb sotadi. Undan olma deydi. Dunyoda o'zida yolg'onchi degan laqabga yoki yolg'onchi degan nomga ega bo'ladi bunday inson. Undan tashqari payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlar, musulmondan yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganida payg'ambarimiz yo'q degan. Yolg'onchi odam musulmon bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Buxoriyning sahihlarida keltirilgan hadisda aytadilar, savdolashayotgan ikki kishi to ajralib ketmagunlaricha ixtiyorlidirlar. Agar u ikkisi ham savdosida rostgo'y va oshkor bo'lsalar, ularning savdosi barakotli bo'ladi. Agar ular kazzob bo'lsalar va yashirsalar aybdorini, ehtimol foyda qilar, ammo Alloh taolo ularning savdolarini barakasini yo'q qiladi. Ixtiyorli degani olish olmasi yoki sotish sotmasligi ixtiyorida. Endi oldi sotdi, baraka qildimi tugadi. Agar mana shu savdosida ikkalasi ham rost gapirgan bo'lsa, oshkor bo'lgan bo'lsa, ya'ni aybi bo'lsa aytgan bo'lsa, mana telefon bir kunga yetadi batareykasi deb sotayotgan to'g'risini aytsin. Nariga odam aytmasin, boshqa pulim yo'q oshna demasin. Chunki boshqa puli bor. Agar yo'q pulim deb turib yolg'on gapira olayotgan bo'lsa, bu savdoda baraka yo'q bo'ladi. Foydalanadi, to'g'ri, yaxshi foydalanadi. Lekin barakot, o'zi barakot nima edi o'zi? Barakot nima edi? Odamlar baraka nimaligini bilarmikin? Rizqing ko'paymaydi ham, ozaymaydi. Bugun topadigan puling aniq o'sha summa keladi. Faqat bu summa barakasi bilan kelmaydi. Soxta narsa sotish. Paddel kabi zotilla. Endi bu hunar ko'p. Masalan, sutga suv qo'shib sotish, 40 gradusga chidaydi deb turgan antifrizni soxtasini sotish, bu narsalarni aralashtirib ximikatlar bilan shakardan asal qilib asal sotish, shunandaqa soxta narsani sotib pul topayotgan odamlarni qaranglar-da, qayerga ketyapti puli? Yo bo'lmasa, yana bir ko'rinishi meva-cheva sotadigan akalar qulpunoymidi, olmamidi, anormidi sotayotganda rastasini ustiga eng chiroylilarni teradida, tortayotganda orqadan tortib beradi. Bu ham aldashmi? Tushunarlimi? Endi jazoni qarang, o'sha qulpunoyni eng zo'r ustiga qo'yib qo'yadi, bu yerdagilar ketib aynan o'shundan totadi. O, zo'r qulpunoy chiqdimi dedi. Bitta gimnasiya deyamiz, endi ajab bo'lsin, ustiga shuni qo'yib qo'ying, endi olib yeydi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam kunlarida birida Imom Muslimdan bu hadis. Bozordan o'tib borar ekan, don-dun sotiladigan joydan o'tdi. Bir arpamidi, bug'doymidi sotayotgan joyga bordi-da, qo'lini ichiga solib ko'rdi, ichi nam ekan. Payg'ambarimiz, "Nima bu?" dedi egasiga. Rasululloh, "Yomg'ir tegib ketibdi" dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, "Odamlar ko'rish uchun dedi, terasiga chiqarib qo'ying" dedi. Kim aldasa, u bizdan emas dedi. Tushunarlimi? Kim aldasa, bas u bizdan emas. O'qiyotgan namozlarimiz, qilayotgan zakot sadaqalarimiz, hajlarimiz, ro'zalarimiz qabul bo'lishini xolasak, luqmani halol qilaylik. Yeyotgan luqmamizga harom aralashsa, ibodatlarimizning bittasi qabul bo'lmaydi. O'zimizga rahmimiz kelsin.
Nima qilay, yomg'ir yog'ibdi de endi. Men qilmayman, Allohdan deydi. Ha, bo'pti Allohdan. Bekitib sotasanmi endi? Nabi sollallohu boshqa hadisda aytadilar, aybi bor narsani birodariga sotib turib, uning aybini bildirmaslik musulmonga halol bo'lmaydi. Nima aybi bor deb so'raydi. Ayb yo'q deydi. Biladi, lekin aytmaydi. Ko'ring, aybi bor narsani sotishlik ayb emas. Yashirib turib aybini sotishlik ayb. Aytib qo'ying. Bu yaxshi mol, faqat ko'p nima qiladi? Kechasi bilan mo'rab chiqadi. Yo bo'lmasa, mol yaxshi. Shu turib-turib telefon qatib qoladi. O'zi ham yo'q, yaxshi. Unda siz olmaydida. Olmasin, halol turibdi yoningizda bu yerga moldingiz. Aybini bekitib turib, aybi yo'q deb sotib turib, harom qilgandan ko'ra yaxshisi turib tursin oldingizda. Endi molida yo'q bo'lgan sifatda aytib, muhtoj sotishchi. Bu qanaqa bo'ladi? Aybini aytmasdan sotishlik halol bo'lmasa ekan, demak, yo'q sifatlarini aytib muhtoj sotishlik ham harom bo'lar ekan. Harom bo'lar ekan. Yana qaytarib aytaman. Shunaqa ishni hunar qilgan odamlarda, shunaqa ishni o'ziga hunar qo'ygan odamlarda qaraylar-da hayot qanaqa? Pul yetyaptimi, yetmayaptimi? Qanaqa tirishchilik qilyapti? Qayoqqa ketyapti puli? Nasiya savdo. 9 mingga bitta mashina oldim, 1000 qo'yib sotmoqchiman, demak 10 mingga sotaman. Bu naqd pulga bo'lsa 10 mingga sotaman. Endi bitta odam kelib, 3 oyda pulni beraman dedi. Men unga 2000 qo'shib, endi 3 oyda bersang 12 mingga beraman deyman. Bu ribom. Ayrim odamlar aytadi, ribo deydi. Sababi o'zi 10 mingga sotmoqchi edi, endi 12 ming berishligini sababi boyaga berilayotgan 2 oy 3 oy muhlat. Shu muhlatni bergani uchun pul qo'shib olyapti. Bu ribo deydi. Bu ribo emas bu. Buni Hanafiylar ham, Shofiylar ham va jumhur ulamolar ribo emas deb aytadi. Chunki ribo qachon ribo bo'ladi? Ribo pul beradi sizga, shu pulni olayotganda ko'paytirib oladi. Bu ribo. Endi men sizga mol beryapman, mashina beryapman. Shu molim sizning qo'lingizda, ya'ni 9000 pulim 3 oy, 4 oy turganligi hisobiga men foyda qo'yapman. Bu nasiya savdo deydi. Bu ribo emas. Alloh aytadi, sudxo'r bo'lgan kimsalar qiyomat kunida turmaydilar, magar jin chalgan majnun kabi turadilar. Bunga sabab ularning bay, ya'ni oldi sotdi. Bay ham sudxo'rlikning o'ziku deganlar. Holbuki Alloh bayni halol, sudxo'rlikni harom qilgan. Demak, bu narsani ribo emas, bu savdo. Men senga mol beryapman, ustiga foyda qo'yib. Ribo faqat pul berib foydasini oladi. Musulmon odammi, odamlar bilan qiladigan muomalasi. Musulmon ekan savdogar. Umuman musulmon odam qanaqa ish qilishidan qat'iy nazar, nima hunar egasi bo'lishidan qat'iy nazar, u o'zini vujudi bilan, borlig'i bilan da'vatchi hisoblanadi. Axloqi bilan, yurish-turishi bilan, so'zi bilan Allohning dinini odamlarga nima qiladi? Targ'ib qiladi. Da'vat endi amal bilan bo'ladi yoki so'z bilan bo'ladi. Endi savdogar bo'lganingiz uchun birodar, do'koningizga kirgan har bitta odamga da'vat qilib gapirishlikka fursatingiz yo'q. Chunki sizning vaqtingiz pul. Endi o'tirib bittadan oyat hadis aytib nasihat qilib masala qilib bera olmaysiz, vaqtingiz yo'q. Eng kamida axloqingiz bilan chiroyli muomala qiling. Mana dunyodagi musulmonlarning eng ko'p yashaydigan Malayziya, Indoneziya degan o'lkalar, eng ko'p musulmonlar shu yerda adad jihatidan. Bu yurtlarga islom birodarlar savdogarlar orqali yetib borgan. Afrikani o'rtalari, mana shu biz aytib o'tgan mamlakatlar u yerga qo'shin bormagan, musulmon qo'shini. Savdogarlarning axloqi bilan islom yoyildi u yerlarda. Ana shu yerdagi odamlardan birortasi kelib musulmon bilan savdo qilsa, musulmon savdogar bilan. Haliki musulmon savdogar o'zini zarariga bo'lsa ham to'g'risini aytib sotaradi. Ini u yerlik odam nimaga bu boshqa savdogarlarda qilmas? Nimaga hamma qilganda qilmayapti? Kimsan sen, nimasan desa, nimaga bundaysan? Ha, meni dinim shunga buyuradi. Ha, dining nima? Ha, islom. Savol berardi, so'rardi, o'rganardi, ta'lim olardi, islomga kirardi. Bizdagidek bo'lmaganda, siz sotayotgan mol bozorda birdan tanqis bo'lib qoldi.
Nima qilinadi u mol? 10 so'm sotayotgan narsasi bozorda tugab qolgan ekan, o'z-o'zidan nima bo'lishi kerak? 15 so'mga sotilishi kerak. 10 sotayotdingizmi? 8 so'm keldi. Endi bozorda tanqis bo'lib qolsa uni ko'tarmang. Xaridorlarni, xalqni qiynamang. Demak, xalqning foydasini, elni manfaatini ko'zlashlik kerak. Bu boyagi biz aytgan musulmon savdogar shuni qilmasdi-da, shuning uchun ana u mamlakatdagi, o'sha davrdagi odamlar hayron bo'ladi. Bu kim bular desa, bular musulmon ekan. Islom nima ekan? Musulmonlar kim ekan? Shu bilan dinni o'rganishdi. Shunarliga da'vat faqat minbardagi masala emas. Rozg'oy muomilangiz, shirin muomilangiz, mana shu narsa ham odamlarni islomga kirishiga sabab bo'ladi. Endi musulmonni o'zi bilan qiladigan muomalasi, o'zi bilan qilinadigan ishlar. Agar do'konga biror bir nom qo'yishlik kerak bo'lsa, chiroyli bir islomiy nom bo'lsin. Masalan, Makka mi, Madina mi, Muzdalifa, Badr yoki Uhud deb. Shunda so'rasin, nima degan Uhud kirgan odam. Lekin shu savol orqasidan islomni ozgina gapirib olasiz. Uhud deganim nimandek, Muzdalifa mi deymandek. Shunarliga u do'koningizni nomidan musulmonligingiz bilinib tursin. Endi faras qiling, Fir'avn deb qo'ygan bo'lsa do'koningizni. Bizim Xomon deb qo'yganmiz, Qorun deb qo'y. Musulmon kishi uni do'koniga bir xaridor kirib kelayotganda nomini o'qib turib musulmonligini bilsin. Endi ana shu do'konning nomiga Qur'on oyatlarini yozib qo'ysa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Masalan, soat sotadigan do'konni ustiga yozib qo'yibdi. Faras qiling. Innalloha indahu ilmus sa'ati. Mazmuni dar haqiqat soat ilmi Alloh taoloning huzuridadir. Shunaqa yozib qo'ysa bo'ladimi? U oyatda aytilgan soat nima edi? Qiyomat soati edi. Demak, mumkin emas. Yoki ichimlikmi, so'qmi, sharbatmi sotadigan do'kon ustiga wasaqohum robbuhum sharoban tahura deb qo'ysa bo'ladimi? Mazmuni shunday edi, shunday edi. Parvardigori ularni nihoyatda pokiza sharoblar sug'organidir. Nima sen sotayotgan suv ana shu Qur'onda aytilayotgan pokiza sharobmi? Demak bo'lmas ekan. Do'konga nom qo'ysak, chiroyli bir islomiy so'z bo'lsin va oyat bo'lmasin. Mumkin emas, chunki bu oyatlardan ko'zlangan maqsad bu narsa emas. Muhim masalalardan namoz. Savdogarni vaqti pul. Balachaqa boqish kerak, har bitta o'tgan soati daqiqasi pul. Xususan agar mavsum boshlanib qolgan bo'lsa, nima? Sezon boshlanib qolgan bo'lsa, namozni ham agar o'qiyotgan odam bo'lsa, bir chekiga olib qo'yadiganlari ham yo'q emas. Allohu akbar, Allohu akbar chaqirdimi? Tamam. Savdo ham to'xtadi, xaridor ham to'xtadi, ham yo'q bir chekiga chiqadi. Hayya ala solohmi? Allohu akbar ketdik namozga. Haqiqiy foyda qayerda? Hayya ala sola, hayya ala falah. Namozga shoshilinglar, najotga shoshilinglar. O'zi aytib turibdi najot deb. Najot namozda edi. Endi yo tirishchilik avval, namoz keyin bo'ladi. Shunaqa deydigan odamlar ozayapti, alhamdulillah. 40 ga kirganingda o'qiysan, 60 ga kirganingda o'qiysan, yoki kechki payt bor hammasini bir qilib o'qib olasan, shunaqa deydigan odamlar ham bo'lsa kerak. Lekin juda katta ziyonni shular qilyapti. Endi nima qilay? Do'konimda to'ldi odam tursa, chiqinglar men namoz o'qiyman deb chiqa borsa, ma'qul edi. Ularni bir qiyin ahvolga solib qo'yamanda. Ha birodar, qoningiz burab qolsa. Ichingiz o'tib qolsa. Nima qilasiz? Turaverasizmi? O'ningizga bitta odamni qo'yasiz yoki birodarlar uzildi, bir bahona qilasiz, yugurasiz birga qarab. Ha namozga kelganda xijolat olyapsizmi? E'tirof etdik. Yoki biror odamni tayinlab qo'ying. Xohlang do'koningizda o'qing, xohlang masjidga yuring, lekin namoz vaqtida ado qiling. Chunki Alloh aytgan: "Astag'izu billah, innas solata kanat alal mu'minina kitoban mawquta." Albatta namoz mu'minlarga vaqt tayinlangan farzdir. Vaqtida o'qishlik farz birodarlar. Bas kim do'zoxdan chetlatilib jannatga kiritilsa, muhaqqaq baxt saodatga erishgay. Bu hayotda dunyo esa aldaguchi matodir. Allohni qomaylik tijoratimizga. Yana qaytarib aytamiz. Bugun topadigan foydangizni albatta topasiz. Namoz o'qisangiz ham, o'qimasangiz ham. Shuning uchun o'qib qo'yib namozda vaqtida. Kechki bor qoloncha foyda qilib, yaxshi o'pdi, deyapsan-u, nimani hisobiga foyda qilding?
namazda kaza kılışı hesabı gelme. Kança payda kıldın ve nemeni yutküzdün. Münafıkun suresindeki ayetine kulak salamız. İtibar verin sürenin namına. Münafıklar. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu la tulhikum amwalukum ve la evladukum an zikrillah. Ve men yef'al zâlike fe ulaike humul khasirun. Ey müminler, ne malı dünyalarınız ve ne bala çakalarınız sizlerini Allah'ın zikriden yüz ögürtülüp koymasın. Karın balın, çakın, ticaretin. Aynı Allah'ın zikri ne miydi bir yerde? İbadatıdır, namazıdır. Allah'ın ibadatıdır, namazdan balın bilen çakın tosup koymasın. Kim ki şimdi kılsa, bas ana öşeler ziyan körgücü kimselerdir. Subhanallah. Kafir de ne yaptı Allah? Zalim de ne yaptı Allah? Ziyan körgücülerdir. Bizge ne zarar, ne fayda? Biz bilemiz mi? Müslümanın ne doğru, ne doğru? Kim biledi bunu? Şu Rabbimiz Azze ve Celle yaptı ki, kim Allah'ın zikriden, ticareti bilen, malı dünya, bala çakası bilen, tosulup kalıyken olsa, şunlar hakiki ziyan körüyekkenler. Peygamberimiz etkenler, el-ahdüllezî beynene ve beynakum as-salâ. Biz bilen, kafirlerine ortamızdaki fark namaz. Kim onu terk ise, bas o kafirdir. Terk kılıçlık iki kıl. Yalqalı kılı okumayken olsa, bu katlı günahkarı buladı bu adam, Müslümanlı ekip. Eğer inkar kılıp terk ise, okumayayım ben dese, okumasa bol aradı dese, inkar kısa şunda kafir buladı. Yani elhamdülillah bizde adamlar yalqalı kılı okumaydı. İnkar kımıydı. Okuş gereği de koyardı. Bu adam katlı günahkar ve kılıyken ticaretle hiç kaçan bereket yapıydı. Ömrüden bereket yap gördü koyardı eskiler. Katta gel bu. Yani ömrümüzde bereket olmayaydı. Kör yapsınlar. Doplanı bitti elentirsek bir hafta ötüketi yaptı. Yani cuma mı? Yani düşünme oldu mu? İtibar bir yapsınlar mı? Vakti ötüketi de ömrümüzü tez ötüp getirdiklerine, hiç neyse ki ölüme ekleyenlikimiz, ömrümüzde bereket kalma ekleyenliğinin bilgisi. Keyingi noktamız, İslam şiarlarını hürmet kılış. Bizde şimdi şiar degen sözlüğün tercüması, ürfü adetleri degen iken. Mesela Ramazan ayı kegen payette, aşkınız olsa, adamlar rozadar bopturgen payette, adamlar da avukatlantırışıyız, kanaka amel. Hayır demeyin, mesela ben başka la kılıyorsun. Müslüman idi dava kılıyorsun. Müslüman sahada yerman diyorsun. Ramazan'da bakın bir koyuyorum. Allah'dan takva kılıyım. Yine yani şu bir ay Ramazan'da işleme gelirdi, ticaret çek. Kim bu kamiydi? Hareler de. Haradarı babaya gidik. Şu haradar ketip baladı da korkadı mı? Aşbazlar. Hareler de şu Ramazan'da tohtaydı yanlarda tırışır ki babaya gidik ketip uğradı da. Demek Müslüman şiarlarını hürmet kılışlığı gerek. Yani mesela ayarladaki kimini satabiliyen adam dökenliğe hayasız, yarım yalangaç ayarladı suratının işliği doğurmaz. Erkeğe mi de ayar mıydı, şeriatke doğru kemiydi mi, bey hayamı ilmezsin. Hatta bu su, dökenliğe kirgen de namanı kuturlu Müslüman dökenliğini bilsin. Muamelezi körüp durup Müslümanlığı izi bilsin. Şöyle bir şarmı hayasız narsalarda yokluğunu körüp durup bu Müslümanı dökenliği kendisine ve şuraya kesin o. Çünkü pul yüzü pakiz adam gibi ilişki siz yüzden haris bulasınız. Kezzap ya ki bir haram koruyamaz. Cüm'e vakti de kılıngen ticaret. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in Cüm'e suresi de şunu dedi merhamet kıladı. Estaizu billah. Ya eyyuhallezine amanu iza nudiye lissalati min yevmil cüm'ati fes'av ila zikrillahi ve zarul bey'a. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Mana hozirgi jumaga azon aytilgan paytda juma namozi vaqtida qilingan tijorat qanaqa bo'ladi? Ey mu'minlar, qachon juma kunidagi namozga chorlansa, ya'ni azon aytilsa, darhol Allohning zikriga boringlar va oldi sotdini tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsangizlar, mana shu o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Bizga yaxshiligini Robbimiz aytayapti. Cuma günü, cuma namazıya ozan aytıldı mı? Savdanı tuhtat. Allah'ın zikriye şaşır. Allah'ın zikri ve la zikrullahi ekber. Allah'ın zikri barçanasından uluğu ve büyüktür.
qasamxo'r bo'lmaslik. Keyingi nuqtamiz. Payg'ambarimiz aytganlar, qasam molni o'tkazguvchidir, barakani ketkazguvchidir. Ya'ni Allohning nomiga agarchi rostgo'y bo'lsak ham, rost gapirayotgan bo'lsak ham qasamxo'r bo'lmaslikka odatlanaylik. Xudo haqqi. Ishonaring, foyda qilmay sotyapman, izga beryapman. Har safar shuna deydi, izga beryapman deydi. Birodar, tirishchilik nima bo'lyapti unda? Bilasiz yolg'onligini. Tirishchilik nima bo'lyapti? Har safar izga beraversiz. Demak bu yolg'on. Agar rost gapirib sotayotgan bo'lsang, qasamxo'r bo'lmang. Chunki payg'ambarimiz aytganlar, va iyyakum va kasratul halaf fil bay'a. Savdoda ko'p qasam ichishlikdan ehtiyot bo'linglar, chunki u molni o'tkazguvchidir, lekin barakotni ketkizguvchidir. O'zi dedi, "Monchaga olganman" dedi. Sendan so'rayaptimi qanchaga oldim dedi. Ozgina sendan so'rayaptimi qancha qo'yay? Indamay tur. Mana buncha narxida. O'zi umuman musulmon odam kamroq gapirgani ma'qul. Çünkü adam bolasını ağızdan çıkan her bir tegep özünü ziyanıya. Fakat Allah zikri olsa, Kur'an olsa, tılavat olsa başka mesele. Her bir tegep görmeklerimiz. Sen oylama burada yalgan gepirgeni için amiydi senden o. Rast gepirgeni için amiye koymaydı o. Seni peşinenge yazılgeni için oladı. Çünkü rast gepir, azrağı gepir. Kengi noktamız közlü tiyiş. Savdogar akalar, ukalar, birodarlar, do'konimizga ayol kishi kelsa, bu erkakdir, ayoldir kiradi. Bu tijorat o'rni. Allohdan qo'rqaylik. Allohdan qo'rqaylik. Ko'zimiz Alloh taolo aytgandek, "Ey Muhammad, mu'minlarga ayting, ko'zlarini nomahram ayollarga tikishdan to'ssinlar. Esimizdan chiqmasin. Hech kim ko'rmayotgan bo'lsa, Robbimiz ko'rib turibdi." Bu xususan ayollarda kiyimlarini sotadigan, ayollar bilan muomala qiladigan savdogarlarga xususan tegishlik. Kamroq gapiringlar. Oshcha gap keragi yo'q. Tinchligi, sog'ligi kerak emas bu savdo. Sizga daxli yo'q buni. Moncha, oncha. To'g'risi olsin bo'lmasa yo'q. Agar do'konda hech kim bo'lmasa iloji bo'lsa bir sal tashqariga chiqib turing. Hali xilvatga o'xshagan holat bo'lib qolmasin. Çünkü bir erkek bilan bir ayol yolg'iz qolsa uchinchisi shayton bo'ladi. Shaytonga bu fursatni bermang. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ali roziyallohu anhu aytganlar: "Ey Ali, bir nazar ketidan boshqasini ertitmang, zero u zinoning elchisidir." Bir marta qaradi, bo'ldi. Keyingi nuqtamiz zakotni ado qilishdir. Bu ham o'ta bir muhim mavzu. Masalan, yilda boshida 10 ming mablag'i bor edi, yilda oxiriga borib 12 ming bo'ldi. Endi ayrim odamlar, "Ana shu men foyda qilgan 2 mingdan zakot chiqaraman" deydi. Unaqa emas. Unaqa emas. Ana shu 12 mingdan chiqarasan. Yana qancha chiqarasan deng uni? 2.5%. 40 dan biri. Yana kimga berasan deng uni? O'zingni yaqinlaringga. Opasiga, singlisiga nochor bo'lsa, akasiga, ukasiga agar qozoni boshqa bo'lsa, zakot bermagan bo'lsa. O'zingnikilarga berasan va Alloh taolo mana shu qilgan ishing uchun molingdagi yolg'on yashiq, yolg'on qasamlarni yuvib tashlaydi, xato kamchiliklarni. Yana Alloh taolo undirib o'stiradi molingni. Ha? Zakot bermagan odamlar bo'lsa bir berib ko'ringlar-da hisoblab. Keyingi yilgi tijoratingizni ko'rasizlar. Bu zakot berganlar o'zlari yaxshi biladi Alloh bilan qanaqa tijorat qilishni kerakligini. Alloh bilan muomala qilishda, tijorat qilishda boshlagandan keyin tijoratda qanday o'sganligini ko'rgan ular. Endi o'zlari istab topib beraveradi zakotni. Ey mu'minlar, namozni to'kis ado etinglar, zakotni ato etinglar va payg'ambarga bo'yinsuninglar, shoyat rahmatga erishasizlar. Ular topgan mol-mulklarida so'rovchi va moli davlatdan mahrum kishilar uchun ma'lum haq, ya'ni zakot bo'lgan zotlardir. Allohning bandalari ularga Alloh bergan molni ustida miskinlarni va zakot oladiganlarni, zakot oladiganlarni haqqi borligini esdan chiqarmaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis sharifda shunday marhamat qiladilar: "Kimga Alloh taolo mol bergan bo'lsa, ana shu odam zakot chiqarmasa, mana shu bermagan zakoti qiyomat kunida ko'zini ustida ikkita qora dog'i bor, zaharanohati qattiq bo'lgan bir ilon bo'lib keladi-da, uni azoblab, "Men seni xazinangman, men seni molingman" deydi. Kim beradi u pulni? Alloh beradimi?
şu bergen parvadigarın buyruğunu becereliyiz, zekat verelik. Keyingi noktamız sadaka. Bu yan bir muhim mesele. Bu zekattan taşkarı amel. Sadaka da gene fakat tilanıp kelgan odamni tushunmaylik savdogarlar. Unaqalar ko'p keladi, 10 tas keladi bir kunda. Biz sadakada nimani aytyapmiz? Siz bir kiyimni sotayotdingiz, bir holi nochorroq erkakmidi, ayolmidi keldida, qancha mana bu dedi. Siz 100 so'm dedingiz. Hani odam men 80 so'mmikin debman dedi-da, ko'rib turibsiz holi chatoq. Yani o sorayken malı en zor mal maz. Siz satayken malı en yengili. Demek ki şüngem yetine yaptı da pulu. O tılanıp kemerdi. Ne açar? Bana şu adam bir yer. Kança polis var? Sayısın. Beni. Alayım ben. Tavakkal kılayım Allah'a. Allah menge başka yerden versin. Devar olsun bir rahmetten. Hama gemez. Kaytarı vatemen her günümez. Hama gemez. Şu özüz bilesi şu adam ne açar? Zor hatırlıçilik. Zor şu pulu açılıp kepti. Yeti ama yapışırsa gel. Birader, bana şu adamın sadaka koyun da Allah Teala bir adam kanakalı bir yanını köresiz. Kışt günü ayak kıyım olamam deyip gitti balası ya pulu yetme yaptı, ne maksın? Kaya barsın. Siz ya Allah Teala onge verilmegen malı verdi. Onge verilmegen imkaniyat, kençilik sizge verildi. Ha, onu sorup geldi. Yetme yaptı az gene pulu. Alayım deyip dur, beri orayayım da şu bir yarımdan kıya. Körasiz Alloh qanaqilib bizni o'rningizga mana shu narsani o'rnini Alloh taolo to'ldirib qo'ygandi. Chunki Alloh taolo hadis qudusida aytganda, meni degan Alloh, ya'ni meni roziligimi oranglardagi zaif odamlarni oldidan qidiringlar degan. Boyagilar hunarmandlar, hali tilanib keladigan va mehnat kasb qilganlar ular, u boshqa masala. Lekin haqiqatan holi nochor odam kelgan paytda uni xafa qilib qaytarmaylikda imkoniyatimiz bo'lgandan keyin. Birodarlar, biz uchun shuni narsamiz 50 so'm, 100 so'mda kimlar uchun katta narsa u? Meni dedi Alloh taolo, oranglardagi zaif kishilarni oldidan istaylar roziligini. Dunyodagi eng katta, eng katta yaxshi ish qaysi? Bir musulmonning qalbiga xursandchilik solish. Ololamikanman, topolamikanman deb ming hayo bilan ota yoki ona bordi, bolasiga oyoq kiyim istab. Puli yetmasligi aniq bo'lib turibdi. Endi uyga qaytaman deb turganda bo'yiga xursandchilikni kirgizib qo'ydingiz. O'ylamagan narsasini orzu narqa berib qo'ydingiz. Bilasizmi qanaqa xursandchilik bo'ldi bu? Bolasini oldiga borganda, bolasini quvonganini ko'rib turib, bu odam qancha quvonadi? Bu quvonchni kim boshladi? Bu xursandchilikni kim boshladi? Siz boshladingiz. Alloh aytadi hadis qudusida, ya ibn adam, anfiq unfiq alayk. Infoq qil, ey odam bolasi, men ham senga infoq qilaman dedi. Biz qisib bermasdan baxillik qilib, mumsinlik qilib, pishchilik qilib turganimiz bilan-chi, unib o'smaydi. Alloh aytayapti, ber deyapti Alloh yo'lida. Men ham senga beraman deyapti. Yo ishonmaymizmi? Har kuni payg'ambarimizdan sahih hadis. Rasululloh aytadilar, "Ma min yawmin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Har tongda odamlar ottiradigan har bir tongda ikkita farishta tushadi osmondan. Ulardan biri aytadi, har bir infoq qiluvchini molini to'ldirgin Parvardigor deydi. Ikkinchisi aytadi, har bir mumsikni moliga talofat yetkizgin Parvardigor deydi. Infoq qilingda, savdoingizda bir ihson qilingda, sadaqa qilingda. Hadi patinkingiz yirtilavermaydi. Hadi baloningiz tushavermaydi. Hadi mashinangiz buzilavermaydi. Rasxodlaringiz ham ozayib qoladi benzinda. Hadi molingizni sichqon yeb tugatavermaydi. Demek infoq qilsak, savdoimizda, tijoratimizda sadaqa qilsak, Alloh taolo siz bilan bizga ham sadaqa qiladi. Darsimiz nihoyasi Alloh bilan tijorat qilishlik. Mana biz odamlar bilan qiladigan tijoratni aytdik. Muomalani aytdik. Mana endi Alloh bilan tijorat qilishlik. Dunyoda qiladigan foydani bir o'ylab ko'raylik. Nechi foiz bo'ladi? 2 barobar foyda qilarimiz, 3 barobar foyda qilarimiz mol olib kelib sotib qancha topamiz? Va qoldirib ketamiz. Kimlarga qoldirib ketamiz? Alloh bilan qilgan tijorat qanday bo'ladi? Alloh aytadi, "Astag'du billah, inna Alloh ashtaro minal mu'minina anfusahum va amwalahum bi anna lahumul janna."
Albatta Alloh mu'minlarning jonlarini va mollarini ulardan jannat barobariga sotib oldi. Molini, jonini Alloh yo'lida sarf qilganlarni mukofoti jannat. Kim agar shunday qilgan bo'lsa, astag'fir billah, fastabshiru bi bay'ikumul ladzi ba'atun bik, zalika huval fawzul azim. Bas ey mu'minlar, qilgan bu savdolaringizdan shod bo'lingiz. Mana shu haqiqiy büyük baxtdir. Allohga bersak, Alloh bizga 10'dan 700'gacha ko'paytirib beradi. Madina-i Munavvarada bir qiyinchilik, bir vaqt bo'ldi, ocharchilik bo'ldi. Shunda Usmon ibn Affon roziyallohu anhuning tijorat karvoni kirib keldi Madinaga. Oziq-ovqat mollari bor ichida. Savdogarlar shoshib kelishdi. Bizga soting. Men sotaman, qancha berasizlar? 2 barobar foyda beramiz deydi. Usmon roziyallohu anhu rozi bo'lmadi. 3 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. 4 barobar foyda beramiz deydi. Rozi bo'lmadi. Bundan oshiqcha bera olasizlarmi dedi. Yo'q, bera olmaymiz dedi. Men bundan ortiq beradigan joy bilan savdolashib qo'ydim dedi. Madinaliklar, savdogarlar, ha bizdan boshqa savdogar yo'q Madinada. Kim ekan ortiq beradigan dedi. Biriga 10 bera olasizlarmi dedi. Yo'q dedi. 700 bera olasizlarmi dedi. Yo'q dedi. Guvoh bo'linglar. Bu mollar, bu ozuqalar Madina ahliga sadaqa dedi. Çünkü Alloh taologa berilgan sadaqat, Alloh taologa qilingan infoq ondan 700 gacha ziyoda qilib beriladi. Qani endi Usmon roziyallohu anhu hozir? Qani o'sha kambag'allar, qani o'sha mol? Birodarlar o'tkizib qoldi, o'z bilan olib ketdi. Olib qolganlardiki qolib ketdi. Lekin qiyomatda ikkalasiga ham javob bo'ladi. Shuning uchun savdogar birodarlar, biz musulmon ekanligimizni esdan chiqarmaylik. Her bitta qilayotgan ishimiz, bosayotgan qadamimiz, aytayotgan so'zimiz shariat doirasidan chiqmasin. Sizlarni qo'linglarga Alloh taolo boshqalarga bermagan mol dunyoni, davlatni berdi. Endi mana shu narsani Alloh taolo hisob-kitobini qiladi. Qo'limizda turgan, vaqtincha turilgan, vaqtincha berilgan mana shu dunyoni oxiratimizga sarflab qolishlikka Alloh taolo muvaffaq qilgan bo'lsin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته